Boksör olduk ne oldu ki? Hayatın yumruğunu ben yedikten sonra sen dünyaya yumruk atmışsın. Ne olur ki? Bana en büyük yumruğu sevdiklerim attı zaten. Anladın mı? En büyük yumruğu sevdiklerim attı. İnsan ne zaman ölür bilir misin? Sevdiklerini kaybettiği zaman ölür. Ben sevdiklerimi kaybettim. Ben işte o zaman öldüm ben. Ben ha, ölüyorum şu anda diyorum ya. Ben sevdiklerimi kaybettikten sonra dünyayı bana verseler ne olur? Dünyayı bana bağış etseler ne olur? Ben kızımı göremediğim zaman, karımı kaybettiğim zaman, bacılarımız sevdiklerimi kaybettikten sonra bana ne yarar? Param varsa herkes dostum. Param bitti mi herkes düşman. Baban dahi olsa. Bunlar bir gerçektir. Beni böyle ağlatıyorlar ama ben onlara beddua etmiyorum. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdum, Ayırdam köyü. Babam benim ellerim büyük diye beni karate mırıtaya gönderdi. O zaman karate vardı. Karate salonlarında böyle başarıyla gidiyordum. Hem demircinin yanında çalışıyordum. Çırak olarak akşamlarda 2-3 saat eğitim yapıyordum. Ondan sonra beni Ankara'ya gönderdi. Ankara'da Sinan, Şamil Sen, Burkan Üskan, Bedri Hari, bunlar hep benim tanıdıklarım. Başarıyla geldik oraya. Kickboks diyorken böyle gitti hayat. Avustralya'da, Fransa'da, Kenya'da, Almanya'da her tarafta gezdim. Maçlara girdim. Çok para kazandım. Yalan söylemeyeyim. Paranın kralını buldum hem de. Ama şimdi bak şurada bir mağarada yaşıyorum. Yıllarım geçti burada. Ben şurada ölsem ne olur? Bedenim çürür gider. Benim ruhum Allah'a gittikten sonra benim burada çürüse ne olur ki? Yaksalar ne olur ya bedenimi? Değil mi? Bu lüks hayatta yaşayan insanlar mutlu mudur sence? Bir ton sorunu var biliyor musun? Lüks hayatta yaşayanım. Ama benim hiçbir sorunum yok. Ben Allah'ıma çok şükürler olsun burada yatıyorum. Her zengini zengin mi zannediyorum? Her parası olanı dertsiz mi zannediyorum? Çok şükür ben burada mutluyum kardeşim. Ben mutluyum. Benim kalbimi kıran yok. Gönlümü de inciten yok. İnsan nerede huzur bulursa orası ona pamuk yatak gibi gelir. Ulan ne güzeldi buralar, anasını sattım var. Buralar var. Yaktılar burayı, yaktılar, kurban oldum. Şimdi bak hiçbir şeyim kalmadı. Ha? Nerede yatacak bu adam? Ya, al. Akşama bir tane battaniye bulursam burada yatacağım yine. Battaniye bulamazsak yok. Karton serip öyle yatacağım. Başka çarem var mı? He? Başka çarem yok. Zor olmaz mı lan? Yılan var burada, akrep var. Şey var, kipri var, tosbağa var. Köpekler var. Var da var. Burada şu oradaki binadaki adam var ya, bir gece yaşasın burada. Canımı vereyim lan, ha buradan atarım kendimi. Bir gece yaşayacak burada, bir gece. Ben yılanla dost olmuşum da insanlarla dost olamıyorum. Hep kalbim inciden o insanlar oldu. Yılan burada bana ne yapıyor? Ha böyle yılan var vallahi. Kaldım duman içi dağlarda demiş sevgili yarim nerelerde. İnsanoğlu insanın gönlünü de çalıyor biliyor musun? Gönlünü birine aşık olduğun zaman o gönül başka kimseye bakmaz. ...13 senelik eşim benim.
13 sene. Kolay mı? 4 çocuğumun anası. Ben ne yaptıysam onlar için yaptım. Ben dedi ayrılacağım. Ayrılak o zaman dedim. Bu evlilik yürümüyorsa ne yapayım ben? Bir köpeğe şuraya zincirini bağlasan, zinciri kırsa, gitse bir daha geri gelir mi o? Gelmez. O zincir kırılmış. Onun gönül zinciri kırılmış. Ben bir sevgi uğruna öldüm, bak bu mağarada yaşıyorum ben. Diri diri ölüyüm ben şu anda. Diri diri ölüyüm ben. Şu ağacın kolunu, bacını kessen geri yeşerir. Ama dibinden kestiğin zaman ancak bir filiz verirse verir, başka vermez. Öyle değil mi? Benim bu kolumu değil, dalımı değil, her tarafımı kestiler arası diye. O da ne? Aşk. Her neye baksam seni hatırlar, acı hatırlar, içimi yakar. Allah'ım bana bir dedim evlat ver. Onu da dedim Peygamber Efendimiz'in süt anasının adını koyacağım. Amine koydum. Sağlığına, sıhhatine dikkat et. Sen bana lazımsın. Tamam, sen de kendine dikkat et. Tamam kızım. Öptüm. Hani babacığım ben de seni öptüm demiyorum ki. Hadi babacığım ben de seni öptüm. Kurban olurum sana ben. Kurban olurum. Hadi kendine iyi bak. Hadi iyi geceler. İyi geceler, görüşürüz. İşte bu benim yavrum, bir tek yavrum benim. Benim gönlümde bir kızım var. Şu yalan dünyada, kalbimde. Birisi benim için çal ateşi yansın. Ben, bak ben 1 lira 1 lira topluyorum. Şurada bir lira isteyen olsa cebimdeki 1 liramı ona veriyorum. Belki, ulan belki gerçekten acdırlar. İçim gidiyor. Anlıyor musun? İçim gidiyor, içim. Böyle bir cız diye bir ses geliyor içinde. Çok teşekkür ederim. Bir denize baktığın zaman bir manzara seyredersin, o denizin içindekilerini görmezsin. Buraya herkes gelir, manzara seyreder. İnsanoğlunun kalbi de aynı böyledir. Bir denize benzer. Dış yüzüne bakarsın, kanarsın. Ama kalbine girip kalbini yaşayamaz. Ben bazen bu gözyaşlarımı ta yüreğime akıtıyorum, biliyor musun? O yüreğimdeki sancımı o gözyaşlarım dindiriyor benim. İçime akıtırım bazen. Çünkü yüreğim bazen yanar.